hadi konumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Becerebilirsen zapt et hadi. Yangınım çok büyük. Telif yer miyiz lan? Hayır kanka sen söylüyorsun. Benim sesim çok benziyor kadına. Hepiniz de merhaba arkadaşlar. YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün yanında yine Feride var. Zorla getirdim. Zorla getirdim. Bana yanlış yol tarif etti. Gelirken yemin ederim az kalsın otoparkın içinde bayıla kalıyordum. Kanka, bayılıyordum. Benim ben sana F otoparkı dedim. Ben de F otoparkından girdim. Hayır sen F otoparkının gerisindekinden girdin. Hayır orada F otoparkı. F'yi gördün hayır herhalde bu F dedin daldın evet. İçeri. Gösterdim sana F yazıyordu bu taraf gösteriyordu ben de oradan girdim. Aferin sana. Ben bu tarafa bakacağım. Bugün şeytanlıracığım. Üç tane kamera koyunca odak değişiyor. Kayboluyor. Ne videosu çektiğimizi unuttum bir dakika. DM kutularını. Evet tamam. En yakın arkadaşım DM kutularımı yani Feride DM'deki mesajlaşmalarımı okuyacak. Ve benim ona karışamayacağım falan söylüyor. Bunların hepsi ekran kaydına alıp verileceği için ben gelmeden önce bütün mesajları sildim. Bu video. Şaka yaptım. Ya açıp bakacaksın işte deletme beni. Seni var ya öldürürüm. Arkadaşlar şu an Aysu'da sildiğini falan söylüyor. Silip silmediğini ben anlayacağım zaten mesajları okurken. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu Instagram çalınma muhabbetleri çok fazla olduğu için ve önceden de benim Instagram'ım çalındığı için ve ben de parayla mavitik almadığım için yani Instagram çalınma ihtimali çok yüksek. Ben de o yüzden konuştuğum insanlarla mesaj açıyorum. Genel olarak siliyorum zaten. Neden? Ne konuşuyorsun ki insanlarla? Burasını bilemez. Bugün göreceksin. Ben hiç kimseyle olan mesajlarımı silmiyorum. Duydunuz hackerlar. Size sesleniyorum. Hackerlar size sesleniyorum. Yani siz bilirsiniz yine de. Bilmiyorum mesaj patlatmak falan istiyorsanız. Ben şimdi telefonumu asla karıştırılmasına hiç hoşlanmam. Ama böyle bir videoya denk geldik. Nasıl oldu ben de anlamadım. Allah'tan belamı mı istiyorum, ne istiyorum? Burası YouTube. Feride. Burada her şey gerçek. Ver. Şimdi Feride'ye telefonumu verdim. Instagram hesabım açık. Aysu'nun telefonu falan değil bu. Aysu'nun Instagram'ını burada açtık. Kendisi telefonunu getirip şarj aleti getirmediği Feride için... Feride bana telefonda dedi ki ben yanıma şarj aleti alıyorum. Öyle bir şey demedim. Ben neden? Sana sadece evden dedin, çıkıyorum dedim. Dedin abi ses kayıtlarını çıkartalım. Allah'ım bu kim? Bu güzellik kim ya? Bu güzellik kim? Burada durmuş. Maşallah. Aa, dur yakın. Koyun oraya. Koyun. Allah kahretsin. Bu dediğin de koyun. Burada bir grup var başta. O gruba girelim. Ne o şey ne? Benim aşkolarımın grubu. Ha ben bu ne biliyor musun? Deprem olduğu zaman insanların böyle bana sürekli mesaj atıyorlardı. Ne bileyim işte insanların morali falan bozuktu ya. O sırada ben bir grup bağlantısı kurdum, grup açtım. Sonra herkes toplandı işte oradan konuşmaya başladık. Çünkü uyuyamıyorlardı falan bir daha deprem olacak diye. O grupu. Sonra oradan herkes arkadaş oldu, buluştular falan. Beni niye anlıyorsunuz arkadaşlar? Annesiyle konuşmuş Aysu'da. Annemle konuşuyorlar mı? Annem sövüyor bak. Annen... Şey demiş, Aysu'da Starbucks'ta story atmış, tamam mı? Annesi aynen şunu yazmış bak. Oh, evde anne yapsın yeme, git oralarda para harca, bir daha asla yok evde bir şey. Bundan sonra aç kalacaksın, anladın mı? Evde bir şey yemeyeceksin, böyle paraları ver bunlara. Bir şey var. Bitti, anne şimdi, haklı. Sabah uyanıyorum, çekime gitmem gerekiyor, saçımı başımı yapmam lazım. O sırada annem de kahvaltı hazırlıyor beni düşündüğü için. Ondan sonra benim de yemek yiyesim gelmiyor. Midem almıyor. Ben kahvaltı yapmayı sevmem. Starbucks'a gelince nasıl kahvaltı yapabiliyorsun? Sonra geçiyor üzerinden uyanmam 5 saat. 5 saat mi? 2 saat falan geçiyor. Ya evet. Sen de abartma. Sen ne zaman kahvaltı yaptığını gördün? Bağırma. Gönlü olsun 2 lokma ye. 2 lokma yiyorum işte. Tabağımda bıraktığım için ayrı laf yiyorum. O zaman bir şey demiyorum tamam. Feride Özdinç'le konuşmuş. Şu, yok, oradaki abi, mesela küfürü blurlayabiliyor musun? Çünkü ben asla küfür eden bir insan değilim normalde. Aysu da benim story'me yanıt vermiş. Ben yakın arkadaşlara bir story atmıştım. Dile bak yazıp random atmış. Ben de random atmışım. O kadar bu arada. Dile bak yazmışsın. Bakayım mı yazayım? Baktım kanka mı yazayım? Baktım kanka diye beni haber bu sırada bir şey diyeyim mi? Bu kedi olayı ne biliyor musunuz? Dün gece bir olay yaşadım Aysu'da. O yüzden kedimden çok korktum. Bakın aynen şu şekilde oldu. Ben bir tane anime izlemeye başladım. Ben normalde anime izleyen bir insan değilim. Emre bana dedi ki iblis avcısı diye bir şey var dedi. Anime ama dedi. Açtı izleyelim dedi tamam mı? Ben bir bölüm izledim ondan. Sonra sardı beni. Bu gittikten sonra ben 10 bölüme kadar gittim kanka. Sabah saat 4. Ne anlatıyor? Ne kadar korkunç olabilir anime? Korkunç değil zaten işte. Olay o. Şey böyle kılıcı çekiyor, onu kesiyor, bunu kesiyor. Kardeşini koruyor. Bir şey yapmıyor kanka. Korkunç da değil yani. Aniden falan çıkmıyor bir yerden. Korkmadım da hani normalde. Ama artık psikolojik olarak onu izledim ya. Oturuyordum. Filmin sonuna doğru geldi. Ablam koltukta uyuyakalmış. Bir anda...
sesini çıkardı kanka. Aklım çıktı, tamam mı? Uyuması beni daha çok gerdi. Sonra rüyasında bir şey falan görüyor herhalde dedim. Daha çok bağırdı böyle. Sonra tam onu videoya çekecektim ablamı. Ablam sustu. Kafamı döndürdüm. Maya. Cinli köye gidersen işte öyle videolarında. Kanka Maya da asla dilini çıkaracak, dil çıkarmıyor, anladın mı? Kedi. Ama hani... o kadar tatlı duruyordu ki. Hani kanka. Hiçbir şey yapmıyor normalde öyle. Bak şimdi videoyu izleteceğim. Kanka dile bak. E bir de şöyle bakıyor. Bak şimdi. Kedi uyuyormuş kanka. Oğlum dili çok tatlı duruyor. Ay bir de en son diyor ne, bilerek mi yapıyordu? Kedi bir anda konuşsa ne yapardı? Olsun bir tanem. Onu şu dilini içeri sok lan. Kanka gerçekten çok gerildim ama. Böyle bir gerginlik yok, anladın mı? Ben zaten kediler... İblisler miblisler bastı sandım. Kedilerin göz perdeleri açık. Sus. Biliyorsun değil çok mi? Gerildim ama bak şu an anlatırken de gerildim. Aysu de? Sen futbolculara cevap mı veriyorsun? Kanka doğum günümü kutlamış, ne yapayım? Sen doğum günü kutlayan herkese cevap mı veriyorsun? İyi ki doğdun, nice mutlu yıllara demiş çocuk. Ayşe de teşekkür ederim demiş, rica ederim demiş çocuk. Sonra fotoğraf atmış Ayşe de. Takipteyiz yazıp güzel video olmuş yazmış. Aslında şey hayır. Ayşe'nin cevabı bak. Ya teşekkür ederim. Bir kere yapsana ne olur. Bir kere yap. Senin ya hiç... teşekkür ederim. Hayır öyle mi dedin? Ya hayır. Yine istedi. O şey yani yapmış. Kanka. Ya ne yazayım, ne bileyim kanka. Teşekkür ederim yaz. Cringe oldum şu an kendime. Oğlum çocuğun ya. Ben iddia ediyorum şu an. Ya Aysu de. Şey atmış YouTube videosunu. Tamam izlerken. Anladık onu zaten. Takipteyiz, marketteyiz demiş zaten. Anladık onu. Müco ile ne konuştun acaba? Kanka bak Mücahit'e yazdığım mesaja bak. Aynıyız. Lan geçmiş olsun. Ne oldu lan? Yazmış fazla geliyordu kestirdim. Bana da öyle. Müco hastanede story attı. Tamam mı? Ne oldu lan yazmış Ayşe. Müco da demiş ki fazla geliyordu kestirdim ya yazdı. Bana da aynısını yazdı. O ne ameliyatı oldu ben anlamadım. Bana da kron nükseltti bana bol demiş bol, de, ben, de benim kelime daracın küçük olduğu için nüksetti ne demek bana anlamadım. At avrat miyav. Ayşe hikayesine üzgün emoji koymuş. Video atmış, video atılmış. Ne olmuş lan bu ya, havaya yazmış. Bu da yazmış. O şey atıyor. Ya, tatilde şu an. Orası güllük güneşlik, ben burada dün yağmur yağıyor şarıl şarıl. Sinema. Sen bulduk, tatilde çıkacağım. Yeter. Harika, gel Bodrum'a koş. 18'inde geliyor musun yazmış. Nereye? İzmir Otel tatiline. Yes, ben de geliyorum oraya. Ben gitmiyorum ona ya. Neden? Ya arkadaşlar ben hayatımda Feride kadar... Ben okey vermemiştim. Dün gördüm sen. Kanka Allah aşkına bunların da geldiği bir tatil düşünsene. Ben var ya o tatile gider miyim? Neyse, DM okuyorduk en son. Dedikoduya gittik, kaptırdık kendimizi. Özür dileriz arkadaşlar. Yağmur Güneş kim kız? Benim ortaokulum arkadaşım. Ay üstü ama bakmamışsın aşkım, gün bitiyor. Ha, doğum gününü kutlamış kız. Kanka ne yapabilirim? Çok ya meşguldüm. Ya kanka bu kız niye ya deyip duruyor? Ya aşkım. Kanka sen gerizekalı mısın? Yani. Bir kere desene ne manada diyorsun? Ya aşkım. Bir yani, de özür ya dilerim. Ya aşkım özür dilerim. Ali biçimle ne konuştunuz? Doğum günü kutlamış. İyi ki doğdunuz yazmış. Teşekkür ederim. Bak kanka ben normalde konuşurken böyle düz konuşuyordum ya. Şimdi Ali biçimi takip ediyorum ya. Storylerini görüyorum. Uyuş yazıyor, sıs yazıyor ya. Şimdi konuşmalarıma geliyorum, gidiyorum. Böyle şeyler eklendi ve istemsiz oluyor artık bu. Benim hayatımda yeni bir kilit. Ben bu masadan kalkarım. Ben bu mesajları görmek istemiyorum. O kim? Kanka burayı koymayın. Rezalet bir insansın. Valla atacağım kendimi şimdi şuradan. Doğum günümü kutlamış cevap vermeyeyim. Bileklerime kadar acıyor. Doğum günümü kutlamış cevap vermeyeyim. Verme. Bak ona yağ yazmamışım. Gördün mü? Sadece teşekkür etmişim. Tansiyonum düştü ha. Ya insanlar doğum günümü kutladığı için ben de onları şey amaçla. Nezaketen ben çok merhametli başka ve mevzu. Nezaketli. Başka mevzu. Asya Burcu'ma girelim. Asya Burcu'm ses atmış. Aşkım bana konum atabilir misin ya emin olmak için? Atıyorum az kim yazmış. Öyle. Burada çok bir şey yok. Çağrı kim? Gönülde attın. Teşekkür etmek zorundasın şu an. İnsanların doğum günü mesajlarına bakmamışım yanlışlıkla. Ya, ya, ya. Ya, teşekkür ederim.
Kanka bir şey söyleyeceğim. Sonra benim Luna Park videosu yayınlandı ya. Bende kulaklık vardı ya. Hani ben hepinize cevap veriyorum. Kulaklık var. Herkes ona dalga geçmiş. Normalde kulaklıkla duymamam gerekiyordu ya. Abi ben de kimsenin mesajına cevap vermemişim bu arada. İşime gelene ben bu mesajlara yani. Nasıl gireceğim? Gir kanka, hepsine girebilirsin. Ama sadece o mesajları var. Şunu merak yani. Ettim. Bu kim? Müzisyen bir de. Bekle bakayım. Kanka 2 milyon takipçisi var. Ben bu adamın şarkılarını niye bilmiyorum? Doğum günü kutlamış. Neyse görüldü gitsin. Baran ne atmış? Daha yarın değil mi? Dur bakalım ya. 3,5 saat sonra. Kışkırtma konuşmuşlar. Yapalım hemen kanka. Baran'ın elini kolunu bağladık. Yüzünü... Ağlar lan o. Ağlar ne ya? Civciv gibi sarıya boyayalım. Civciv deyince sinirleniyor. Vallahi saçını da boyayalım. Saçını da boyayalım. Tamam. Hatta bu videoya kaç bin like gelirse bunu yapalım. 200 bin. Aynen kanka. Dayı ver. Bu videoya 10 bin like gelirse arkadaşlar Feride ile beraber Baran'ı kışkırtma yapacağız. Ve Baran'ın bundan haberi. Şu an oldu. Şu an itibariyle oldu. Ben bu YouTube videosunu Baran'ı gizliyorum. Ya yok yok, dedikodu yok. Her şeyi silmiş pislik yaratık ya. Yok mu şöyle garip marip tanıdığımız? Aha, ben bu çocuğu tanıyorum. O şarkı için. Güzel çocuk. Çok iyi kanka. Bir de sarışın. Ya nasıl sarı? Gerizekalı kumralı çocuk ya. Sarı kanka. Sarıdan nefret ederim. Sarışın sevmem. Kanka bu çocuk sarı sarı. Benim arkadaşım renk körü. Neyse çok yakışıklı. Yorum yapmıyorum. Yakışıklı çocukmuş. Enerji. %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum. Hatırlarım alerji. Umrumda mı değil hiç? Hanginiz ikinci? Allah'ın lütfu bu. Bana bu bitmeyen bu enerji. Sen alışmışsın güneşli günlere. Ben gecenin 4'ü 5'i. Kanka sen bu sabah köpek storiesi atmışsın. Hayvanlar bu dünyadaki en güzel şeyler. En çok köpek yazmışsın. Çocuk da hepimiz aynı ırkçılık yapmayın yazmış. Hepimiz aynıyız, ırkçılık yapmayın. Bir şey söyleyeyim, istek kutumda yakışıklı kimse yok. Bana yakışıklılar yazmıyor. Bana yakışıklılar yazmıyor. Afiyet olsun aşkım falan yazanlar var. Yok mu şöyle entrikalı birileri ya? Aşşaymen lazım işte. İsterseniz açabilirim. Hayır. Arkadaşlar benim ben DM kutumda geziyorum arada. Bir gün gezerken böyle gerizekalı şeyler yazan birisini buldum. Orada SS'de zaten ekran kaydında göremezsiniz. Ama bayağı böyle bütün şeylerime o kadar erotik şeyler yazıyor ki ve hani düşünceleri, bak. Bütün hayallerini yani şey dünyası, hayal gücü o kadar geniş ki. Fantezi dünyasını senin DM kutunda gerçekleştirmiş gerçekten. Ama oha. Adamın görmediğim yeri kalmadı. Çünkü şöyle, niye açtın diye sorarsanız arkadaşlar, ben bunları ekran kaydını alıp avukata vermek zorundayım. O yüzden açıyorum. Hani anladığım zaman bu insan bunu göndermiş diye anladığım zaman telefonun ekran kaydını açıp böyle fotoğraflarınızı açıyorum. Yani bu niye mesaj istek kutumda değil, DM kutumda derseniz. O zaman Ayşe de mahkemeden daha çok para kazanır. Bu bildiğiniz şey oluyor artık. Size sözlü de. Taciz. Yani kötü bence. Ben açayım mı bunu? Aç. Ben görmek istemiyorum ama. Aç. Ha niye böyle bir şey atıyorsun? Kanka bunu direkt koyun, anladın mı böyle? Rezil... Aç! Ay çok kötü, çok kötü, çok kötü. Arkadaşlar bu çok kötü bir şey bu arada. Bu psikolojik olarak bir şiddet. Bu kız mesela buna maruz kalmak zorunda değil. Kimse sizin bir yerlerinizi görmek zorunda da değil. Ay çok kötü. Çok sinirlendim şu an. Gerçekten çok sinirlendim. Neyse, böyle şeyler yaptığınız zaman arkadaşlar avukata veriliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani hani bu en ufak bir küfür de olur, sözlü taciz de olur, bana ettiğiniz bir hakaret de olur ama oturduğunuz yerden hani... Yani gerçi ben çok fazla kıyamıyorum, küçüksünüz. Ailesine gider, kıyamıyorum falan. Ben de başta böyle düşünüyordum. Sana şu an soruyorum. Sen hayatın boyunca 21 yaşına gelene kadar bir hesap açıp, hani bu sadece erkeklere özel değil, bir kadının kendini erkeğe atması da aynı şekilde psikolojik şiddet. Bu karşılıklı bir olay. Kendi vücudunu attın mı? Onu baskıladın mı? Onu fantezi dünyana çekmeye çalıştın mı? Çalışmadın. Ya da bir insanı, bir sosyal medya fenomenini, fenomen olmadığın dönemlerde linçledin mi? Kötüledin mi? Belki kötü buldun aklından ama onu dile getirdin mi? Dile getirmedin. Bu tamamen yetiştirme tarzıyla alakalı. Ailesinin eğitemediği, ailesinin saygı veremediği insanı sen de hak ettiğini vereceksin. Bu kadar basit. Yok ailesine üzülüyorum, yok şunu üzülüyorum, yok bunu üzülüyorum. O zaman ailesi alacak elinden telefonunu. Sen ne yapıyorsun diyecek. Ne yaptığını bilecek. Yani bu ayıp. Ay sudem doluştum. Bizim ne çektiğimiz bu ya, gerçekten ya. Neyse DM okuyorduk en son. Ay neyse, sinirleneceğim bir şey çıkmasın yoksa birini alıp döveceğim, anladın mı? Konum falan isteyeceğim buraya. Bana konum at, senin bir evine geleyim. Doğum gününü kutlamışlar genel olarak. Görmemezlikten gelme ne olur, seni çok seviyorum demiş Havin.
Arkadaşlar doğum günümü kutladınız DM'den falan hepiniz biliyorum ama hepinizin mesajlarına cevap veremiyorum maalesef. Ama sizleri gerçekten çok seviyorum. Genel olarak mesela bahsettiğinizde, hikayelerde ya da TikTok'ta edit yaptığınızda onları görüp bakıp beğeniyorum. Yani sizi seviyorum ama siz beni ilgisiz falan düşünüyorsunuz. Ama gerçekten hepinize cevap veremiyorum. DM kutumu zaten burada göreceksiniz ekran kaydında. O yüzden özür dilerim yani cevap veremediklerim için. Bu arada bizi araba videolarına koyuyorlar. Kanka sürekli atıyorlar bana onları. Araba videolarına koyuyorlar. Korma kanka, hele ben. Benim Galatasaray formasıyla attığım videoya Beşiktaş'a laf ediyormuşum gibi başına bir şey koymuşlar. Bana diss falan atıyorlar. Kendi kendine benim ağzımdan çıkmış gibi laf söyleyip bana diss atıyorlar. Şok oluyorum. Bak mesela üstünün linkini istemişler. Niye atmadın? Hatta üstünde hatta. Gömleğin üstüne giymişsin. Nereden aldın? H&M'den. Aura meselesi değil. Ya bir şey okuyorum. Hayır, bu çocuk kaç yaşında kanka? 15 falandır herhalde. Gerçekten iyi ki ergenliğimi böyle geçirmedim. Hani bir çocuğum olsa onu da böyle geçirmesini istemezdim. Ben ergenliğimi ağlayarak geçirdim evde. Dışlanan biri olarak mesela. Nasıl geçirdin ergenliğini? Çok konuştum. Nasıl geçirdim kanka ergenliğimi? Ben hep erkekler için üzülüyordum ya. Evet kanka. Bak benim ergenliğim tamamen şuydu. Platonik. Ben 2 sene birine platonik oldum. Ayrıca 2 sene daha başkasına platonik oldum ergenlik dönemimde. 4 sene ergendim ben herhalde. Peki benim bir tane eski sevgilim ne yaptı? Ta lisedeyken uzun ilişkim. Ben ayrılmayayım diye beni Alzheimer'ım diye kandırmıştı. Gerçekten ilaç falan içtiğini söylüyordu hani. Bilerek evde anahtarını falan unutuyordu. Kanka ben de inanıp ayrılmamıştım çocuktan. Daha sonra biz buna ayrıldık. Ben Ankara'da oturuyordum. Sonra İstanbul'a taşındım falan. Sonra benim şarkım çıktı bir tane. Sonra bir gerizekalı sen git sokağın ortasında, yolun ortasında oynuyor böyle. Benim şarkımı arkasına koymuş, bir de beni etiketlemiş hayırlı olsun diye. Abi siz salak mısınız? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Alzheimer olduğu için üzülüp ayrılmadım çocuklar. Sen düşün ne kadar malım. O yüzden artık sevgili yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü kendim malım. Hani dediğiniz her şeye inanırım. Şöyle bir salak olacaksın, anladınız mı? Sana bir mavi tik çözelim. 250 liram var ama almak istemiyorum. Geldi sana da almıyorsun değil mi? Geldi. Ben de almıyorum. Çünkü bana dediler ki o sonradan mavi tik alanların tiki mavi kalacak. Kendiliğinden gerçekten mavi tik alanların rengi değişecek dediler arkadaşlar. Bu önceden Twitter'da ki bence varmış. Bu arada... Yani düşünsene. Kanka onun mesela baksana. Ayda 1000 lira yapsalar, senin ayda 1000 lira ödeyecek paran olmasa, sonra senin o mavi tikin gitse nasıl rezil olursam diyeyim. 365 takipçisi var, mavi tiki var. Evet artık kim gerçekten mavi tikli ben anlayamıyorum. Ay işte biraz kaydedilenlerine bakayım mı? Bak aşkım. Allah aşkına bakayım. Kanka yapma şunu ya. Abi ya. Ay senin şey tiki var arkadaşlar, kütletme. Yapma kanka. Şeftali. Şeftali. Kütletirim, her yerimi tamam. Kütletirim. Sakin ol. Ne kaydettin bakalım? Şöyle bir kız elbisesi. Elbise bayağı iyi bu arada. Parasını verip kendim alabilirim mesela ama hiç alasım gelmiyor çünkü bazı şeyler aşkla bakan birinden almak güzel. Evet ya, bu çok doğru. Mesela ben Pandora alabilecek kapasitede bir insanım. Pandora'm da var. Yani aşkla bakan birini bulamadığım için kendim alacaktım, o bitmiş. Buluruz ya. Pandora'nın kendi mağazasında vardır. Bilmiyorum, böyle mavisi var kanka, böyle değişik ama ucunda kalp yok. Bugün normalde kaydırmalıydı o. Kaydırması gitmiş. Yok, şuradaki ucu güzel şurada. Fotoğraf gözükmeyen tarafı. Kalbi mi var orada? Ha, orada böyle pembe bu renkte kalbi var. Çok güzel duruyor. Ay alalım. Aşkta ilk gözyaşını döken kaybı. Kanka kaydetmedin. Emir kaydetmiş. Kanka cidden böyle mi bu arada? Aşkta ilk gözyaşını aktan kaybediyor mu? Yani o ne demek biliyor musun? İlk o üzülmüş, anladın mı? Yani karşısındakini daha çok o değer veriyor. Değer verirsen böyle olursun. Anladın mı? Make-up videosu. Ey, oha çok iyi yaptı kadın. Kanka bu tarz videoları şurada çekebiliyor muyuz? Kanka bu makyajı yap, ben sana ne, hiçbir şey demiyorum. Makyaj yapacak birini bulurum, ben nasıl yapayım bu makyajı? Yaparsın bu arada da bayağı vaktini alır. Uğraşmam lazım. Ben makyajdan anlamam. Hayatımın anlamı. Hayatımın benim anlamı. Senin anlamı? Benim anlamı. Benim anlamı. Benim anlamı. Benim anlamı. Benim yani benim. Benim olan benim anlamı. Benim. Benim anlamı. Bak. Benim lan! Bir erkek şaka için. Şaka yaptım. Kanka sevgilisi var zaten. Ayırırız. Nerede yaşıyordu? Kanka o kadar güzel. Aç sesini, aç aç. Oha! Oha çok güzel. Neyse kanka bu çocuğu getirelim ya. Nasıl getireceğiz? Kanka manifestliyoruz şu an, tamam mı? Yedi 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 yedi. Ama bak sevgili olmayalım hanım. Bir fotoğraf çekil. Gerçekten bir fotoğraf çekilmek istesen biriyle. Central'sı ile çekilmek isterdim. Benim olmazdı. Ben Rihanna ile çekilmek isterdim. Şu an bu oluruz. Şu an Central'sı. Bu yıl Central'sı. Ama seneye başka bir 565 gündeki olur. O adamın ikizi.
Oy. Oho. Çirkin değil mi kanka? Kanka bak. Canım dondurma çekti ya. Hadi dondurma yiyelim. Hadi dondurma yemeye gidelim. Evet, o zaman videonun sonuna mı geldik? Her şeyi temizlediğim için bu çok kadar. Entrikalı şeyler bulamadık ama birazcık gerildik bence Aysu'da biz. Çünkü entrikalı her şeyi siliyorum. Bir gün birisi hesabımı çalarsa hiçbir şeyimi patlatamazım. İnsanlar burada emek veriyor, salak mısınız siz? Hackerlar, sizleri çok seviyorum. Bir gün buluşup hatırlanalım. Ama asla düşman olmayalım, olur mu? Evet arkadaşlar. Aa, F balonu havada. F mi yazıyor? Düğününden kalma mı? Ben Aysu'yu çağırmayı unuttum bu arada düğünümü. Düğün telaşı. Ya gerçekten arkadaşlar bitti. Ben öyle yapınca ben de zannettim küstük. Bir de bana diyor ki niye öyle diyor. Bizim en son aramız bozuktu ya arkadaşlar. Ondan sonra düzeldi ya. Şimdi ben bunu çağırmadım ya. Unut ama aklımın uçmuş gitmiş. Ben o an var ya insan toplansın bitsin gitsin. Affedersin de hayatımda görmediğim insanlar vardı mesela orada. Tanımıyorum abi. Ama o tanıyor mesela. Sonra bu YouTube videosu girmiş bende, tamam mı? Hiçbir şeyden haberim yok ama. Ne mesaj atmış WhatsApp'tan, kanka YouTube videosu girdi ikimizin olan falan filan. Hiçbir şeyden haberim yok. Oturuyorum evde YouTube videosunu atmış bu 2-3 saat geç. Geçmiş ama, tamam mı? Story izliyorum, bir baktım Aysu da story atmış. Diyor ki arkadaşlar Feride ile A101 BİM abucurlarını denediğimiz video yayında. Sonra bir yazdım buna. Bana bak dedim, bana niye haber vermiyorsun? Bütün konuşmuyoruz sandım. Siz de öyle düşünürdünüz. Sen de öyle düşünürdün böyle bir şey olsa. Ne alaka? Lan sana diyorum ki tanımadığım karılar burada. Bu telefon neden var? Diyeceksin ki hayırdır. Bir sorun mu var? Ne oluyor? Ne ya bu? Ya kardeş beni germe. Benle kavga beni edemiyor germe. Tabii. Benle kavga edemiyor. Ne oldu? Beni germe. Ne? Germe? Pardon. Düğün yapacağım. Tamam. Neyse arkadaşlar ben Feride... Bir gün küsersek bilin ki Aysu da yüzünden. Niye benim yüzümdenmiş? Bir gün küsersek hiçbirinize anlatmam o arada arkadaşlar. Vallahi yayın açar söylerim. Ne diyeceksin? Böyle 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 yaptı. Böyle 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 dedi. Ben hatalı olacağımı sandım. Ne oldu, bildirimlerimi de açtım. Arkadaşlar neymiş? Ben aradığında açmıyormuşum. Bak, kanka şu an bu problemlerimize dönmeye başladık. Evet, bunu da evet. Konuşup, bunu çok videodan önemli. Sonra biz bir konuşalım. Şöyle bir problem var, sadece bunu söylemek istiyorum. Arıyorum arıyorum açmıyor, arıyorum arıyorum açmıyor. Dönmüyor da, tamam mı? Benim de aramızda bir problem olduğunu düşünmem normal değil mi? Böyle bir şey yaşandığında. Öyle düşünmüş, o yüzden düğüne çağırmamış. Öyle düşünüyorum, tamam. Arıyorum, 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 arıyorum. Açan yok, denen yok, mesaj atan yok. Diyorum bu kız beni niye takmıyor? Dedim başlarım aramayacağım ya artık. Meğersem telefon bildirimleri kapalı. Cevapsız çağrılarım telefonuna düşmüyor. Sonra açtı, ondan sonra da arayan kimse olmadı zaten. Neyse. Arkadaşlar evet, buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yoksa biz sabaha kadar böyle kavga ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara ne tür videolar istediğinizi yazın. En çok beğeni alanı çekerim. Tamam. Neyse seviyorum seni, gel sarılalım. Oh. Oh. Rahat. Öpüyoruz sizi, kendinize iyi bakın.